Herkese merhabalar. Kripto Portal yayınına hoş geldiniz. Yayında anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kripto paralardaki hareketlenmelere değineceğiz. Bugün hızlıca bir Bitcoin neden düştü? Madencilik bitiyor mu? Kripto para piyasalarında neler oluyor? Onlara bakacağız. Bilindiği üzere Bitcoin 64 bin dolar civarında bir zirve yaptıktan sonra 30 bin dolarlara kadar bir geri çekilme yaşadı. Şu an içinde 33 bin ve 39 bin dolar arasında akümüle olmaya devam ediyor. Ethereum'da CoinMarketCap verilerine göre 4.362 dolarlık bir zirve yaptıktan sonra 2.000 dolarlara kadar bir gerileme yaşadı. Tabii ki yeni yatırımcı da panikleyip ciddi zarar satışları yapıyor bu süreçte. Bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü bu piyasa tarihi itibarıyla büyük yükselişler ve düşüşler yaşayan bir piyasa. Bunu bilerek hareket etmekte fayda var. Öncelikle bunun altını çizmeliyiz. Şimdi genel olarak son günlerdeki gelişmelere baktığımızda Elon Musk'ın Bitcoin ile ödeme almayı durdurması, akabinde Çin'deki madencilik yasağı piyasayı oldukça olumsuz etkiledi. Tabii bu açıklamalar yapılırken ortaya atılan durum karbon emisyonu, çevre ve enerji kullanımı. Elon Musk bilmiyor muydu bunu? Ya da Bitcoin'i 19 kere yasaklayan Çin bunu bilmiyor muydu? Net şekilde biliyordu. Dolayısıyla öncelikle bu piyasanın spekülasyonlar üzerine kurulduğunu ve yatırımlarımızı ona göre yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Ama şu düşünceye de girmeyelim. Yani spekülasyonu bir yaparsın, iki yaparsın, belirli bir noktadan sonra kabak tadı verir, yatırımcılar da bunu görür artık. En azından uzun vade için bunu söylemek kesinlikle mümkün. Ayrıca bu enerji kullanımı durumuna baktığımızda Bitcoin'in 120 terawatt civarlarında bir kullanım oranı var. Evet yüksek. Fakat mevcut bankacılık sisteminin tam olarak ölçülemese de yılda 240 terawattan daha fazla olduğu görülüyor ki bu oranlar Bitcoin'in iki katına denk geliyor. Ne yapalım şimdi? Hepsini kaldıralım mı? Bütün bankacılık sistemini kaldıralım mı? Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden bunları bir kenara bırakalım. Olayların daha detayına indiğimizde Çin'deki madencilik yasağının sadece kömürle çalışan termoelektrik santrallerdeki kısıtlamaya tabi olduğu açıklandı. Zaten daha geniş bir perspektifte baktığımızda Çin madencilikte kullanılan hesaplama gücü olan hash oranı açısından açık ara önde. Neden bunu kaybetmeyi göze alsın ki? Almayacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan 2020'de Çin'in hash oranı %65'ti. Ona en yakın olanlar ABD ve Rusya. Onlar da 7-8 civarlarında. Niye elindeki gücü teslim etsin? Bir de İran durumu var. Onunla ilgili de hemen haberler yapıldı, manşetler atıldı. İşte İran kripto madenciliğini yasakladı. Hayır, İran kripto madenciliğini yasaklamadı. Sadece erteledi. Bunun nedeni de yaz aylarının sıcak olması sebebiyle enerji tüketiminin artması. Bu yüzden de Eylül ayına kadar ara verilmesi açıklandı. Bunun dışında ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Başkanı kripto borsaları üzerine daha fazla inceleme getirilmesi gerektiğinden bahsetti. Açıklama olarak da son derece değişken ve spekülatif bir varlık sınıfı olduğunu ve denetlenmesinin yapılamayacağını söyledi. Olumsuz haberlerin ardı arkası kesilmiyor bu dönemde. Aynı şekilde ABD Hazine Bakanı da çıkıyor ara ara böyle denetim getirilmesinden bahsediyor. Hatta işte en son 10 bin doların üstündeki tüm işlemlerin bildirilmesi gerektiği söylendi. Ondan sonra yine Elon Musk bir tweet attı. Boğa dönemi sonlandı gibisinden bir şey paylaştı. Sonra onu kaldırdı. Bitcoin'in merkeziyetsiz olmadığını söyledi. Yani bırakalım bu olumsuz haberleri. Çünkü neden bırakalım? Bunların detayları da var. Bu sektördeki atışmalar var. Savaş olarak değerlendirenler var. Güç gösterileri var. Örneğin bu Dogecoin'in küçüğü Shiba Coin'in arzının yarısı Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in cüzdanına atıldı. Vitalik de bunun bir kısmını satıp gelirleri bağışladı.
Tabii Elon Musk'ın bu coin'in arkasında durduğu düşünüldüğünde Musk da sektördeki gücünü ortaya çıkarmak istedi ve ciddi bir derecede de ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Ama ben bu durumların uzun vadede ortadan kalkacağını ve bu kırılganlığın olmayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda size güzel bir örnek vermek isterim. Eski ABD Hazine Bakanı ve dünyada en etkili kişilerden biri olan Larry Summers, bakın nasıl ifade ediyor. İnterneti bilim adamlarının bir merak kaynağı olarak gören kişiler, tarihte yanlış tarafta yer almış kişilerdir. Dijital fotoğrafları yapmacık olarak gören kişiler, tarihte yanlış tarafta yer almışlardır. Bu nedenle tüm bu yenilikleri, yani blok zincir tabanlı ödeme sistemlerini reddeden kişiler, bana yanlış tarafı seçmişler gibi gelmektedir diyor. Bu nedenle piyasaya daha geniş bir çerçevede bakmamız lazım. Örneğin Warren Buffett bundan 5 yıl önce Bitcoin'i balon olarak, serap olarak değerlendiriyordu. Bugün ise Bitcoin kendini kanıtlamıştır diyor. Yine milyarder yatırımcı Carl Icahn, kripto paraların her zaman hayatımızda olacağını söylüyor. Yine en büyük hedge fon yöneticilerinden biri olan milyarder Ray Dalio, tahvil yatırımı yerine Bitcoin tercih edeceğini açıkladı. Ne hikmetse şu günlerde Apple'da kripto para yöneticisi arıyor. Yani bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Ben burada şunu söylemek istiyorum daha doğrusu. Bu piyasanın başlangıcından beri içinde olan insanların söylediği şu sözler her zaman umut verici olmuştur. Piyasaya 1.000 dolarla girdim. O 1.000 dolar 10.000 dolar oldu. 10.000 dolarımı 2.000 dolar gördüm. Fakat süreç sonunda hesabımda 50.000 dolar vardı. Dolayısıyla bu noktada yön belli ve açıktır. Tabii şimdi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu sektörü takip edenler Changpeng Zhao ve Michael Saylor'ı bilirler. Bunlar sektörün önde gelen isimlerinden ve bu adamlar bir Bitcoin'i bir Bitcoin olarak değerlendiriyorlar ve uzun vadede insanların tamamının bu sektöre dahil olacağını düşünüyorlar. Şu anda 8 milyarlık bir dünya nüfusu var ve sadece 100 milyon kripto kullanıcısı var. Bu durum her geçen günde artmaya devam ediyor. Tabii bir günde zengin olma hayaliyle gelenler piyasadaki düşüşlerde küsüp kaçıyorlar. Bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü bu piyasada her zaman sabırlı olan kazanmış, sabırlı olmayan kaybetmiştir. Şampek Zao'nun yine bir tweet'i var. Tweet'inde bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu söylüyor. O yüzden bu noktada değerlendirme yaparken hepsini genel bir çerçevede incelememiz gerekiyor. Şimdi piyasayı okuyanlar, daha analizlere başlayanlar diyecek ki ya söylediğin adamlardan biri işte zaten elinde yüklü miktarda Bitcoin tutuyor. Diğeri Binance CEO'su. Tabii ki savunacaklar. Ben o noktada diyorum ki kripto paraların geleceği iki ihtimallidir. Eğer başarısız olursa, yani devletler çok kapsamlı yasaklar getirebilirlerse hiçbir şey değişmeyecek. Ama başarılı olursa, ki oluyor bence, o zaman oyunun, sistemin tüm kuralları baştan yazılacak. Yani oyunun kuralları değişirse dünyanın mevcut yapısıyla ilgili de pek çok şey değişecek. Tabii bu değişimi de bize yatırım yapmış olanlar ve Bitcoin'i dünyayı değiştirmek için bir araç olarak kullananların eylemleri gösterecek. Ben bu eylemlere bakıyorum ve yorumluyorum. Bunları olumlu görüyorum. Örneğin işte otel rezervasyonları, uçak biletleri bunlar için de önemli şu anda. Diğer yandan geliştirilen projeler, bu projeler hangi sorunları çözüyor? Sürdürülebilirliği var mı? Yoksa gerçekten balon mu projelerin birçoğu? Ona bakıyorum. Bunları konuşmaya, açıklamaya önümüzdeki günlerde devam ederiz zaten. Şu dönemde piyasaya bakıldığında ciddi artışların geleceğini düşünmüyorum.
kırılganlığın oldukça yüksek olduğu bu dönemde grafik analizlerinin ve verilerinin de doğru sonuçlar vereceğini düşünmüyorum. Normal zamanda da düşünmüyorum tabii, orası ayrı. Zaten verilerle yapılan analizlerin de doğruluk payı %30 civarında. Tabii ki bu işi yapanlara saygı duyuyorum. Onlara hiçbir lafım yok. Bu benim düşüncem. Ben de çok uğraştım bunlarla. İşte bir veri örneğin. MVRV verisi piyasanın düşeceğini gösterirken stabil para akışı yükseleceğini gösteriyor. Tabii bunları çok güzel analiz edenler illaki vardır. Ama beni yine ikilemde bıraktığı için bunlara girmenin anlamlı olduğunu sanmıyorum. Biz yayınlarda, projelerde, sosyal medyadaki dalga boyutlarından, DeFi ve NFT'lerden ve özellikle Amerika başta olmak üzere ülkelerin kripto paralar üzerine nasıl yaklaşımlar geliştirdiklerini, geliştireceklerini, bunları güncel bir şekilde anlamayı ve genel olarak yorumlamaya çalışacağız. Bu haftaki programımızı burada bırakalım. Bir sonraki Kripto Portal yayınında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.